Evet. Peki panik atak geçiren birisi neler yaşar? Panik atak geçiren birisi kalbinin hızlı hızlı atmasını hisseder ve bunu farklı yorumlamalar katar. Yani ben şu anda kalp krizi geçiriyorum diye düşünebilir. Nefes darlığı yaşar, titreme, terleme beraberinde gelir gibi bedensel, fizyolojik tepkileri olumsuz olarak yorumlamaya başlar. Peki ne yapmalı kişi o anda? Şimdi o anda bir panik atak geçiriyorsa kişi olabildiğince ana odaklanmalı. Yani bedenindeki semptomlara değil de o anda farklı bir alana odağını kaydırmalı. Eğer bunu kendisi yapamıyorsa, çevresinde yakınları varsa, aileden birisi o anda odağını bedeninden uzaklaştırır. Bir nesne ya da bir konuya. Konunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Saçma bir konu da olabilir. Orada önemli olan panik atak, bedenden uzaklaştırmaktır. Nefes düzenlemesine gidilebilir, ondan geriye doğru sayılabilir. Bu gibi durumlarla panik atan önemli bir nokta var. Bunun bir panik atak olduğunu bilmesi gerekir. Evet, ben diyecektim. Bilirse yapabilir ama evet, buna benzer sorunlar yaşıyorsa da hani en azından şu anda belki dikkatlerini çekiyor olabilir. Evet, yani ben şu anda panik atak geçiriyorum, kalbimin şu anda hızlı atması kalp krizi nedeni değil, panik atağımın verdiği bir semptom dediği anda bunu yorumlamalar daha farklı oluyor. Yani panik atak olarak kabul etmeli. Evet, her geçirdiğimiz öyle bir an, sıkıntı da panik atak olmayabiliyor. Değildir. Evet, tabii değil ki mi? Değil. Peki panik atak geçiren kişinin yakınları ne yapmalı? Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi kişi eğer o anda o odaklandığı şeyden, yani bedensel duyumsamalarından çıkamıyorsa yanındaki yakınları bu durumdan çıkarmaya teşvik etmeli. Yani bir nesneye, bir konuya odaklanmasını sağlayabilir. Ayrıca yani şeyi başka yöne mi çekmeli? Odağı başka yöne, evet, çekmeli. Yani şimdi ve burada ya. Yani panik atak geçiren kişi aynı zamanda yabancılaştığını hisseder kendisine ve ortama karşı. Şimdi ve burada olduğunu farkına vardırmaya çalışır. Aynı zamanda yanındaki kişinin bu panik atağını küçümsememeli. Yani sen kafanda kuruyorsun canım, bunda bir şey yok dendiği anda panik atak daha fazla bir şekilde ortaya çıkıyor. O anda bunu yapmak yerine bir de diğer bir seçenek var. Kişiler, yani yakınlarımız bu durumu korumacı bir şekilde yaklaşırsa, yani kaçındığımız şeylerden tamam gitmeyelim, tamam metroya binme ya da şuraya gitme, bunu yapma dediği anda o zaman panik atak ve kaçınma duyguları besleniyor. Yani bu tarz bir yaklaşımla da yaklaşılmamalı. Ne lazım. Demeli mesela? Ne demeli? Yani bir uzmanla başvurması konusunda teşvik edilmeli. Bunun bir panik atağın getirdiği bir şey olduğunu sürekli ona anlatmalı. Evet. Tedavi edilirse zaten çözüm bulacaktır. Evet. Başka psikolojik bozukluklara yol açar mı? Tabii ki. Panik atak tetikleyicileri var. Depresyon, panik bozukluklar, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluklarına neden olabilir. Hipokondriyazis dediğimiz halk arasında hastalığı hastasının durumuna neden olabilir. Bu tarz şeylere neden olabilir, ruhsal rahatsızlıklara. Evet, panik bozukluk ve panik atak arasında bir fark var mı? Varsa nedir? Evet, var. Biz sanıyoruz ki panik atağı bir panik bozukluk olarak algılıyoruz genellikle. Panik atak bir panik bozukluk değildir. Bir belirtiler kümesidir. Yani oysa ki panik bozukluk panik atağın geleceğine karşı duyduğumuz kaygı, yoğun üzüntü ve, hı-hı, kaçınma davranışıdır. Peki panik atakta tedavi süreci nasıl olmalıdır? Tedavi süreci şöyle. Öncelikle psikiyatri bölümüne gittikten sonra fizyolojik testlerden de geçerek doktor da uygun bir ilaç tedavisi başlatıldıktan sonra mutlaka psikoterapi alması gerekiyor. Bunun için de iki önemli psikoterapi yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi bilişsel davranışçı terapi. Bilişsel davranışçı terapi kişinin duygu, düşünce ve davranışına odaklanır. Hı hı. Yani burada kişi olumsuz ve geçerli olmayan inançlarını öğrenir
farkındalığı artar ve davranışsal ödevlerle bu kaçınmaları en aza indirgenir ilerleyen süreçte. İkinci terapi tekniği, teknik demek çok yanlış şu anda, sürekli söylüyorum, özür dilerim. İkinci terapi yöntemi aşaması da EMDR tekniği. Hı hı. Biraz istersen ondan bahsedelim tabii. Bence. Tekrarlar mı falan diye soracağım ama önce bu teknikten, teknik değil işte bu terapiden de bahsedelim. Nasıl oluyor? EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. Yani günde yaklaşık olarak 20 bin anıyı kaydediyor zihnimiz. Bu kayıt edilen zihinde kayıt edilen anılar bazıları olumlu, bazıları olumsuz, bazıları da nötrdür. Yani olumlu ve nötr anılar doğru bir şekilde işlemden geçiyor beynimizde. Hı hı. Olumsuz anılar da beyinde kaydediliyor ama işlemlenmiyor. Yani orada kalıyor. Biz unuttuğumuzu zannediyoruz ama o hala davranışsal olarak bizi sürekli etkiliyor. Bu yüzden EMDR terapisinde kişinin olumsuz yaşadığı yaşantıları tekrar yaşatarak göz hareketleriyle sağ beyin ve sol beyni uyararak tekrar yapılandırma sürecine gitmektir. Yani artık bu konuda duyarsızlaşmasını sağlamaktır. Evet, nasıl uygulanır diyeceğim. Biraz oraya girelim. Sonra bu terapinin aşamaları nedir? Hı hı. Bunu mutlaka bir uzmanla yapıyoruz. Kesinlikle bunu mutlaka bir uzmanla yapmamız gerekiyor. Aşamaları da 8 aşamalı, evet. 3 yönlü bir terapidir. Yani EMDR terapisi geçmiş, bugün ve gelecekle ilgilenir. Yani geçmişte yaşadığımız olumsuz anılar bugünümüzü etkilediği için ilk başta bizi etkileyen olumsuz anılarla çalışıyoruz. Tekrar yaşantısal bir süreçten geçiyor ama bu sefer güvenli bir yerde geçiriyor, terapi odasında. Ve kişi rahatsız olduğu yerde bu terapi seansını durdurma kontrol kişiye ait. O yüzden daha güvende hissediyorlar kendilerini. Daha sonra çift yönlü uyarımla sağ beyin ve sol beyni çalıştırarak çift yönlü uyarımla kişi artık duyarsızlaşmaya başlıyor bu olumsuz düşüncesinden. Evet. Mucizevi bir şey. EMDR terapisi sırasında birey ne hissediyor? Birey ne hissediyor? O travmatik anılar, yani travma deyince illa büyük bir şey dememize gerek yok. Geçmişte yaşadığımız bir yaşantısal olayda eğer o olayda biz bir değersizlik hissi hissettiysek ya da yetersizlik hissettiysek bugünümüze yetişiyorsa, bugünümüze taşınıyorsa bu da bir travmadır. Evet. Ve bununla çalışılır. Yani orada geçmişte yaşadığı bütün anıları bedensel, görsel ya da koku bile olabilir. Bunların hepsini tekrar canlandırıyor. Hangi psikolojik sorunların tedavisinde başvurulur EMDR? EMDR biraz önce de söylediğim gibi tüm travmatik yaşantılarda başvurulabilir. Daha sonra fobilerde...